Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda divan edebiyatının genel özelliklerinden bahsedeceğiz. Divan edebiyatı son yıllarda önemli bir hale gelen, ÖSYM'nin özellikle önemsediği bir hale gelen durumda, pozisyonda. Dolayısıyla çok fazla soru karşımıza gelebilir bu başlık altında arkadaşlar. Bu yüzden biz de önemseyelim beraber. Hadi masa başındaki yerimizi alalım. Dinç bir şekilde. Kısa soluklu 15-20 dakikalık belki bir video olacak. Tahmin edemiyorum tabii de, belki daha da artabilir. Bazen biliyorsunuz başka bilgiler de vermeye çalışıyorum. Bu yüzden uzatıyorum. Hadi bakalım. Divan edebiyatı denilince aklımıza tabii ki divan şiiri gelecek arkadaşlar. Çünkü divan şiiri bildiğiniz gibi hakim olan bir tür olarak karşımıza çıkıyor divan edebiyatında. Yani nesir biraz daha geri planda kalıyor. Bu yüzden bu maddelerde daha çok divan şiirine dair maddeler de göreceksiniz. Toparlayıcı bir video olacak, dikkat. 13. yüzyılda ilk örneklerini verdiğini söyleyebiliriz divan şiirinin. Hoca Dehani ile beraber bunu yaptığını biliyorsunuz. 19. yüzyılda ise sona gelindiğini, özellikle Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhakamit Tarhan'ın katkılarıyla diyebiliriz buna veya çabalarıyla divan edebiyatı hükmünü sona erdirmiştir bu sanatçılarımız. Divan edebiyatının fiilen varlığını, gücünü bitirmişlerdir. Ve bundan sonraki evrede artık batılılaşma, batılı edebiyat, daha sonra milli edebiyat anlayışı ve bunun içinde tabii ki batılı nazım türleri veya nesir türleri de karşımıza çıkıyor. Seyir bu yönde ilerliyor, bunu da belirtmiş olalım. Anadolu'da din dışı şiirler yazan ilk divan şairi 13. yüzyılda karşımıza çıkan Hoca Dehani'dir arkadaşlar. Evet, divan edebiyatının konularına bakarsak, gelirsek eğer, bu anlamda biraz sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. İslam çerçevesinde, din çerçevesinde dönüp dolaştığını genel olarak söylemek mümkün. İslam mitolojisi, klasik aşk öyküleri, Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin ya da Yusuf ile Züleyha gibi, kadın, şarap gibi konular özellikle gazellerde veya şarkı nazım biçiminde karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Din ve tasavvufla ilgili, felsefe ile ilgili derinlikli düşünceler, rubailerde, terkibi bent ve tercih bentlerde karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. En çok işlenen konuların bunlar olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Divan şiirinin toplumdan uzak, soyut bir yapıya sahip olduğunu da söylemek mümkün. Divan şiirinde bildiğiniz gibi daha çok bireysel konular, soyut konular hatta işlenmektedir. Somut konulara, gerçekçiliğe pek fazla yer verilmemektedir arkadaşlar. Bu anlamda toplumdan uzak olduğunu, böyle bir yapıya sahip olduğunu söylemek mümkün. Hemen hemen hiç yer verilmemiştir toplumsal konulara. Zaman zaman toplumsal gibi görünen bazı konular aslında şairin bireysel meseleleridir, bireysel sorunlarıdır. Örneğin Fuzuli'nin Şikayetnamesi ya da Şeyhinin Harnamesi bu anlamda örnek olarak verilebilir. Bunlar şairlerin yaşadıkları bireysel sorunların ürünüdür. Onlarla ilgili bir şikayetlenme ya da bir yergi içeriği barındırmaktadır arkadaşlar. 16. yüzyıldan sonra özellikle dilin ağırlaştığını söyleyebiliriz. Tabii bunun bir etki olduğunu biliyorsunuz. Divan şiirinin aruz ölçüsünün, beraberinde gelen aruz ölçüsünün yabancı kaynaklı olduğunu, ithal bir edebiyat olduğunu biliyoruz divan edebiyatının. Divan edebiyatının ilk defa işte Araplarda, daha sonra Farslara geçtiğini Araplardan ve Farslardan da Türklerin etkilendiğini, İslamiyet'i kabulle beraber özellikle etkilendiğini ve onlardan aldığımızı söyleyebiliriz. Burada birçok etkenin olduğunun farkındasınız. Coğrafi etken söz konusu, yakınlık açısından ya da kültürel ilişkiler, din meselesi çok önemli bir noktada arkadaşlar. Bütün bunlarla beraber o dillerin etkisinde, o kültürün etkisinde kalıyoruz ve giderek ağırlaşan bir duruma sahip oluyor dil konusunda da arkadaşlar. Divan şiirinin kuralcı bir şiir olduğunu söyleyebiliriz. Ben özellikle bunu bir ordu disiplinine benzetiyorum arkadaşım. Lütfen sen de zihninde bunu gerçekleştirirsen daha kalıcı olabilir. Nedir peki ordu disiplini dediğimiz şey? Hani böyle rap rap yürüyen, aynı anda bir ordunun, bir bölüğün aynı anda ayaklarını yere vurduğunu, aynı anda kollarını kaldırdığını düşünürsen eğer ne demek istediğimi daha iyi anlarsın. Divan şiirinde de düşünsene o aruz ölçüsündeki
kusurların affedilmemesi meselesi. Ya da yarım kafiyenin bile bir kusur gibi görülmesi, tam kafiye, zengin kafiye, cinasın daha çok tercih edilmesi gibi hususlar özellikle divan şiirinin ne kadar katı olduğunu kanıtlayabilir. Ki düşünün, Tanzimat döneminin ikinci döneminde, son yıllarında yaşanan göz için kafiye, kulak için kafiye meselesi bile Muallim Naci Recaizade başta olmak üzere yaşanılan Demdeme Zemzeme isimli eserlerle kendisine yer bulan, aynı zamanda somutlaşmış hali olarak, eser hali olarak da karşımıza çıkan konu, mesele. Düşünsene, göz için mi, kulak için mi? Bu bile bir sorun haline gelebiliyordu divan edebiyatında. Dolayısıyla tam bir disiplinden bahsediyoruz divan şiiri derken. Divan şiirinde konudan çok konunun işlenişi önemlidir. Yanlış hatırlamıyorsam bir kaynakta okuduğuma göre 200'ün üzerinde Leyla ile Mecnun mesnevisi var. Bu hikaye anlatılıyor. 200'ün üzerinde, ama bizim bildiğimiz Fuzuli'nin Leyla ile Mecnun'udur. Yani burada değerli olan konu değildir. Değerli olan, daha çok değerli olan üsluptur arkadaşlar. Anlatım biçimi, ifade tarzıdır arkadaşlar. Bu örnekte netleştirir sanırım. Divan şiirinde kalıplaşmış, klişe olarak nitelendirilebilecek bir takım benzetmeler, sözler, kalıplaşmış sözler vardır ki buna mazmun denir arkadaşlar. Her şair bunu ortaklaşa olarak kullanır. Evet, divan şiirinde söz ve anlam sanatları çok önemsenir, çok fazla başvurulur. Çünkü divan şiiri soyut bir şiirdir. Divan şiiri kapalı bir şiirdir. Divan şiiri derinlikli bir şiirdir. Dolayısıyla bunu da sağlayabilmeniz için söz oyunlarına başvurmanız gerekir. Kültür derinliği yaşatmanız için yine işte telmih gibi, tecalli arif gibi özellikle söz sanatlarına başvurarak onları düşündürmek, başka konulara çekmek, başka çağrışımlarda bulunmak, imajlar oluşturmak zorundasınız. Bu anlamda çokça başvurulduğunu söz sanatlarına söyleyebiliriz. Divan edebiyatında nazım birimi olarak karşımıza beyit çıkar arkadaşlar. Dörtlüklerle ve bentlerle yazılan şiirler de vardır ama hakim olan nazım biriminin beyit olduğunu söyleyebiliriz. Evet, divan şiirinde en küçük nazım birimi olarak tek dize karşımıza çıkıyor. Bazı şiirlerin tek dizeden oluştuğunu görüyoruz. Bunlara azade mısra deniyor arkadaşlar. Azade mısra. Yani bağımsız dize olarak adlandırılıyor bunlar. Bağımsız dize, azade mısra. Herhangi bir manzum parçanın içerisinde yer almaz. Evet, parça bütünlüğüne önem verilmiştir arkadaşlar. Konu bütünlüğünden çok parça bütünlüğüne, beyit güzelliğine önem verilmiştir arkadaşlar. Beyit güzelliğine. Yani hatta mısra ve berceste denilen bir kavram vardır divan şiirinde, divan edebiyatında. Şairlerin şiirlerindeki en güzel mısralar ya da beyitler alınır bu bölümde. Berceste zaten derleme, toparlama anlamında bir kelime arkadaşlar. Devam edelim. Gazel, kaside, mesnevi, müstezat gibi nazım biçimleri kullanılmıştır. Bunların büyük bir çoğunluğunun Arap edebiyatından ve Fars edebiyatından alındığını biliyoruz. Tabii bize ait olan da bazı nazım biçimleri var. Bunlar nedir? Tuyu ve şarkı olarak karşımıza çıkıyor. Evet, tuyu ve şarkı Türklerin divan edebiyatına kazandırdığı nazım biçimleri arasında sayılabilir arkadaşlar. Şimdi divan şiirinde bazı akımlar da karşımıza çıkıyor. Nedir bu? Özellikle tasavvuf, sebk-i indi, mahallileşme, Türkiye basit gibi bir takım akımlar karşımıza çıkıyor arkadaşlar. İşte aruz ölçüsü kullanılmıştır. Bu arada daha sonra bu akımlardan bahsedeceğim bir başka videoyla, o yüzden geçiyorum. Şiirlerde aruz ölçüsü kullanılmıştır. Aşık Paşa, Nedim, Şeyh Galip, hece ölçüsüyle de şiir yazan şairler olarak karşımıza çıkıyor ki bunlardan bahsettim. Hatırlarsınız divan şairlerinden bahsederken. Evet, şiirde göz için uyak, göz için kafiye anlayışı benimsenmiştir. En çok da tam ve zengin kafiye, tam ve zengin uyak kullanılmıştır. Şiirlerin özel bir adı ya da başlığı yoktur. Şiirler, eğer bir kasideden bahsediyorsak, nesip bölümünde anlatılanlara bakılarak isimlendirilebilir. Nesip bölümündeki konuya göre, anlatılanlara göre.
Ya da bunun dışında redifine bakılarak bir isimlendirme çabası içerisine gidilebilir. Ama genellikle divanlarda şiirlerin numaralandırıldığını görüyoruz. Yani başında sadece 1, 2, 3 gibi rakamlar yazmaktadır. Bunu da belirtmiş olayım. Bu anlamda şiirlerin özel bir başlığı yok. İlk defa bunların Tanzimat şiiriyle başladığını, şinasiyle başladığını söylemek mümkün. Evet, bunun dışında uyak ve redif meselesi. Bundan bahsettik. Divan şiirinde aşk ön plandadır. Bu bazen soyut, çoğu vakit soyut bir aşktır. Bununla beraber bir insana duyulan aşktan ziyade Allah'a duyulan aşk da çokça işlenmiştir arkadaşlar. Böyle söyleyebiliriz. Şairler daha çok platonik bir aşka bürünmüşlerdir. Eğer beşeri bir aşktan bahsediyorsak özellikle. Ve şairlerin acı çekmekten zevk aldığını, sevgiliye kavuşmaktansa kavuşmamayı tercih ettiğini belirtebiliriz. Yani bu acıdan beslenmektedir şairimiz. Evet, şairler dünyanın geçici olduğundan, zamanın kötülüğünden ve feleğin şerrinden genellikle yakınmaktadır, şikayet etmektedirler. Söyle işte özentili bir tutum dikkat çekmekte. Söyleyişin özentili olduğunu bu anlamda söyleyebiliriz. Ustalık benzetmeler yapmak, mecazlı sanatlı deyişler yaratmak, kalıplaşmış anlamlı sözcükleri yani mazmunları yeniden kullanmakta görülmüştür. Yani tekrar tekrar bir kullanış söz konusu ve söz sanatlarıyla doğalın dışına çıkan yapmacık bir tutum da sergilenmiştir zaman zaman. Bunu da söyleyebiliriz. Evet. Arkadaşlar, divan şiirinin genel özelliklerinden bahsettik bu videoda. Umarım faydalı olmuştur. Kitaplarımıza bir göz atın. Yorum bölümüne bir şeyler karalayın. Muhakkak bakıyorum. Zaman zaman da dönüş yapıyorum. Mümkün olduğunca hızlı olarak ilk fırsatta yorumlarınız benim için değerli ve yönlendirici oluyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. AYT'de 24'te 24 iddiamız devam ediyor.